Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Al onu götür. Ha, telsizi al. Evet. Hepinize merhabalar. Sevgili Mustafa Akın, Yırca'nın o günkü de bugünkü de muhtarı. Biraz önce burada bize merhaba diyen, duygularını paylaşan Yırca'nın cesur kadınları, güzel kadınları, tüm Türkiye'ye direnişte örnek olan kadınları ve tüm Yırcalılar, bugün siyasi hayatımda az yaşadığım, bundan sonra çok yaşayacağımı ümit ettiğim bir günü yaşıyorum. Bizim siyasi hayatımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki Manisa milletvekilleri, Türkiye'deki bütün milletvekilleri, mücadeleyle, direnişlerle, mağdurun, mazlumun, çevrenin, doğanın, hayvanseverlerin yanında olarak geçti. Bazen başardık, bazen başaramadık. Bazen kaybederken kazandık. Bazıları da kazanırken kaybettiler. Ben Yırca'da şöyle bir söz vermiştim. Demiştim ki, göreceksiniz, bir gün Soma'yı da alacağız. Manisa Büyükşehir'i de alacağız. Bu Yırca'ya geleceğiz. Burada Zeytin Festivali yapacağız. İşte o gün bugün arkadaşlar. O gün bugün. Tabii böyle çok söz söyledik. Ümit ederim olur. Mesela dedim ki Soma davasında suçluları bırakıp ölenleri neredeyse suçlu ilan ettiklerinde bir gün iktidar olacağız. Bu dava yeniden açılacak. Suçlular cezasını çekecek. Herkes Soma için adalet gelecek. O güne kadar mücadele edeceğiz. Andolsun demiştim. Henüz o gün gelmedi. Ama bugün geldi. Ve çok mutluyum ki tabii kayıplarımız var. Ama o günden bugüne en çok yaşlanan benim. Buna çok mutlu oldum. Herkes olduğu gibi. Tabii şöyle bir güzel tarafı var. O günkü mücadelede biz Colin sandı ki kazanırım. Tam 60 gün, 60 gece burada direndik. Ellerinde kesici bıçkılarıyla, dozerleriyle biz direndikçe köşede bekleyip maalesef o zaman jandarma bugünkü gibi görevini yapmıyordu. Çünkü o günküler jandarmaya köylüleri, zeytinleri Colin'e karşı koruma değil, Colin'i bize karşı koruma görevi vermişlerdi. Biz zeytinleri korumaya için nöbet tutuyorduk gece birlere kadar. Sonra nöbetçiler burada kalıyordu. Ben Manisa'ya eve yatmaya gidiyordum. Bir haber geliyordu. Saldırdılar. Cem burada. Danışmanımız burada. Cem 55 dakikada Manisa'dan buraya beni yetiştiriyordu. Ama biz gelene kadar 60 tane kesilmiş. Dozerin önünde ben durunca dokunulmazlığımız var diye duruyorlardı. Ablalarıma, annelerime kelepçe taktılar, yere yatırdılar. Gözaltı almaya çalıştılar. Büyük bir mücadele verildi. Tabii o mücadelenin içinden geliyor mesela Sercan Okur. Bugün Soma'da böyle bir belediye başkanı olması, Soma davasının, Yırca davasının mücadelesinin içinden gelen birinin belediye başkanı olması çok çok anlamlıdır. Hepimize örnek olacak bir meseledir. Ben bugün Emine ablayı, Münir ablayı, Elvan ablayı, Nazmiye ablayı, Firdevs ablayı, Cevriye'yi, Zeynep'i, Nurdan'ı, Münevver'i, Gülşen'i,
Hatice ablayı, Kadriye ablayı burada yeniden böyle sağlıkla görmüş olmak, başkanımı yine köyün başında görmüş olmak çok kıymetli. Bana şunu söylüyor, bizim evladımız diyor, gerçekten doğru. Sonrasında da çok geldik gittik milletvekili olarak, bayramlarda namaza Yırca'daki camiye geldik. Ama tabii son 3-4 yıllık yoğun mücadelede çok özlemiştim onları. Burada görmek önemli. Bir şeyi hatırlatayım. Bu direniş nasıl başladı? Bir kez sadece bizimle olmadı bu iş. Greenpeace'teki avukat Deniz Hanım'ı unutmamak lazım. O yürütmeyi durdurma almasaydı bugün burada bu santralden bir tane daha vardı. İsmini şimdi hatırlayamayacağım. Ama mesela video aktivisti Kazım Kağa, eczacı Kazım geldi bu Yırca'da, günlerce bizimle birlikte durdu. Bugünkü Sosyal Haklar Derneği kurulmadan önce çok büyük bir mücadele verdiler. Bugünkü Sosyal Haklar Derneği'nin bileşenleri orada bizimle birlikteydi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Bunun dışında şu bulunduğumuz alandaki zeytinler 2 ay içinde teker teker kesildi. Ve ilk planladıkları, tabii diğerlerini de keseceklerdi. Ama ilk planladıkları kısmı bitirdiklerinin ertesi günü yürütmeyi durdurma kararı alındı ve bu halde kaldı. Sonra da dava kazanıldı. Ve termik santral bundan 10 kilometre ileriye, Kozluören'in ötesine, dağın öbür tarafına gitti. Burada yoksa bundan bir tane daha bu alanda olacaktı. Ve olmaması Soma için, Akhisar için, bilhassa Yırca köyü için çok önemli. O gün kesilen zeytinlerin yerine 6000 tane zeytin ağacı çeşitli derneklerden, belediyelerimizden temin edildi. Ekildi. Bugün ilk kez onun hasatını yapacağız. Tabii ekileli 6-7 yıl oluyor. Hemen o gün ekemedik. Büyük bir süreç vardı işin içinde. Ama bu direniş nasıl başladı derseniz şöyle başladı. Muhtarımla köy kahvesinde oturuyorduk. Herkesi toplamıştı. Buna direnmek istediklerini ama insanların kötü örneklerden korktuğunu söylüyordu. Bir tane mendil vardı. Kapının önünde de kum vardı. O kumla, o kumdan bir avuç aldım ben. Ve herkes hatırlar. Dedim ki, her biriniz ayrı ayrı durursanız, aa bu kumlar gibi bu camda dağılacaksınız. Hatırlıyor musun muhtarım? Camdan kumlar döküldü. Sonra muhtarımın kahverengi bir beyaz mendili vardı. Onu açtık. İçine kumu koyduk. Kumları böyle sıktım. Topaç oldu böyle. Dedim bunu bu cama atayım mı? Muhtar dedi atma kırılır dedi. Dedim ki birlikte durursanız önünüzde hiçbir engel olmaz. Ayrı ayrı kum taneleri değil, hep birlikte mücadele vereceğiz. O gün biz direnmeye karar verdik. Bugün direnişin başarısının 10. yılında zeytin hasatı yapacağız. Kooperatif kuruldu, sabun kooperatifi. O konuda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Büyükşehir Belediye'miz inisiyatif alacak. Bunların çok daha fazla değerlendirilmesini sağlayacağız. Ben burada öğrendim ama Soma ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız sıcak bakıyor. Karayollarından gerekli izni alıp burada bir yerimiz varmış. Oraya bir kahvaltı salonu açacağız. Yırcalı kadınlar, gençler çalışacak. Burası çok gelen olur. Ben de arada gelirim, reklamını yaparım inşallah. O yüzden hiç merak etmeyin. Biz mücadele edenlerin kazandığını, başardığını tüm Türkiye'ye gösterdik. Bundan sonra da hep birlikte mücadele ederek başaracağız. Ve Türkiye'de iktidar olacağız. Ve gözü yaşlı kim kaldıysa Soma'dan başlayarak
tren faciasından gar katliamına, Afyon'daki cephanelik patlamalarından Hendek'teki havai fişek kazasına kadar hakkını alamayan kim varsa ya da çevre mücadelesinde şimdilik kim kaybetti görülüyorsa, kazandı görülenlerin kaybedeceğini, köylülerin, çevrecilerin kazanacağını hep birlikte göreceğiz. Bu iktidar zengin seven, şirket seven, duman seven bir iktidar. Biz halkı seven, doğayı seven, çevreyi, suyu, yeşili sevenleriz. Biz bizim gibilerin iktidarını kurmak için bir büyük mücadele veriyoruz. Bakın bu iktidar 7 kez, ilki 3 Temmuz 2009'da, sonuncusu 12 Aralık 2022'de zeytinlerle ilgili kanunu değiştirmeye çalıştı. Hepsini biz bozdurduk. Ya mücadeleyle geri çektirdik, ya Anayasa Mahkemesi'nden bozdurduk. Komisyondan geçti, meclisten geçmedi. Meclisten geçti, mahkemeden geçmedi. En sonunda yönetmelik çıkardılar. Onu da Çiftçi Sen başvuru yaptı, yönetmeliği iptal ettirdi. Ülkede 200 milyona yakın zeytin ağacı var. Türkiye'nin en çok zeytin ağacı olan ilçesi Akhisar. Belediye başkanımız Besim Bey burada, milletvekilimiz Behbi Bey burada. 16 milyona yakın zeytin ağacı olduğu söyleniyor. Türkiye'deki her 25 zeytinden bir tanesi Akhisar'da. Geri kalanı, önemli bir miktarı diğer ilçelerimizde var. Biz zeytine, çevreye sahip çıkmaya devam etmek mecburiyetindeyiz. Tabii bu iktidardan güç alanlar ve bu iktidar artık her geçen gün belki de biraz da sona geldiğini fark ederek daha da sertleşiyor, daha da acımasızlaşıyor. Örneğin hep birlikte geçen ay hayvan hakları yasasında çok büyük bir mücadele verdik aylarca. İstediklerini tam yapamadılar. Eğer olsaydı hayvanları topla, götür, barınağa koy, 2 ay bekle, sahiplenmiyorsa öldür diye kanun getirdiler. Buna çok büyük bir isyan oldu, çok büyük bir itiraz oldu. O itirazın hem meclis ayağında hem sahada o mücadelenin önünde olduk, içinde olduk. Ve o yasa itlaf maddesi üstü örtülerek ve bir takım yerleri yumuşayarak geçti. Ama yasanın esas mantığı şu. Diyor ki topla, eskiden aşıla bırak vardı, bırakamazsın. Barınak yap ama 2028'e kadar yap, para da vermiyor barınak için. Biz hayvan hakları fonu vardı mecliste, tüm partilerin uzlaşıp önerdiği, onu da yapmadı. Ve ne oluyor? Hayvanı al, tut, sığmıyor, bırakamazsın, cezası var. Ne yapacağını yazmadan söylüyor. O hayvandan kurtul diyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bu kanunu asla uygulamayacağımızı, doğrusunu yapacağımızı, hayvanlara dokunmayacağımızı, barınakları çoğaltacağımızı, elden geldiğince imkanlar dahilinde direneceğimizi söyledik. İhbarlar geliyor bazen, şurada şu var, inanın bizzat genel başkan olarak ilgileniyorum. Efendim şu belediyede hayvanlar alınmış, kaybolmuş, ne oldu diye bizzat arıyorum. Çok şükür belediye başkanlarımız insanüstü gayretle bu işle mücadele ediyorlar. Ama dün ne oldu? Dün Gebze'de 50 tane hayvan, 50 tane can zehirlenerek öldürüldü. Niye? Bu yasa onların kulağına gizlice bunu söylüyor diye. İlk niyet oydu. Al, getir, 60 gün sonra öldür. Buna siz, biz, vicdanlı insanlar karşı çıkıyor diye öldürü kapattılar üstünü. Ama belediye başkanı, bizim Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının bilincinde olmayan belediye başkanı, gerekli tedbirleri almadığı için maalesef
büyük bir katliamla karşı karşıyayız. Bunun peşini asla ve asla bırakmayacağız. 1910'da hayırsız ada utancı var Türkiye'de. İstanbul'daki bütün köpeklerin toplandığı ve açlıktan birbirlerini yiyerek uğultular, iniltiler halinde süren, yıllarca etrafında kokusu devam eden bir utanç. Türkiye, Osmanlı'da, Türkiye'ye, Osmanlı'ya gelenler, Osmanlı'da sokak hayvanlarına duyulan saygıyı anlatırlar. Yabancı gazeteciler, hikaye anlatıcıları, yazarlar. Böyle bir kültürden geliyoruz. 1910 utancıyla yüzleşiyoruz. Ama buradan Türkiye'deki herkese, Türkiye'de bir sokak hayvanları sorunu var. Bu sorun biraz da sınıfsal bir sorun. Hali vakti yerinde olanlar, güvenlik listede olanların, çocukları özel okula servisle gidenlerin, evladını, eşini arabayla işine bırakanların çok göremediği bir sokak hayvanları sorunu var. Sabah servise gidenlerin, erkenden camiye gidenlerin yaşadığı, servissiz öğrencilerin yaşadığı, servise yürüyen kadınların, genç işçilerin yaşadığı böyle bir sorun var. Bununla akılcı mücadele etmek lazım. Bunun kaynaklarını hep beraber bulmak lazım. İktidar muhalefet el ele vermek lazım. Ama asla ve asla cana kıymamak lazım. Bunu buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Ve tabii bu iktidarın yaptığı, kalkıştığı bir şeyi de buradan bu hafta sonu Yırca'dan bütün Türkiye'ye bir kez bu anlatmak, bir kez daha üstüne bir su verin. Kusuruma bakmayın. Çok abim. Çok önemli bir konuyu bir kez daha hatırlatmak ve gerçek niyetlerini ortaya koymak isterim. Çünkü bu da zeytin mücadelesi kadar, doğa mücadelesi kadar önemli bir mesele. Mesele şu, İktidar Partisi'nin genel başkanı 1 Ekim'de meclise geldi, açılış konuşmasının içinde bir cümle etti. Dedi ki, İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir dedi. Bu öyle boşu boşuna edilmiş bir laf değil, peşi bırakılacak bir laf değil. Ben çıktım kapının önünde dedim ki derhal meclisi kapalı oturuma çağıralım, gelsin bize bunu anlatsın. Neden kapalı? Açık olunca diyor ki canlı yayında devlet sırrımı vereceğim. Bildiğim bir şeyler var, söyleyemem diyor. Bunu oynuyor. Dedi ki bir sonraki hedef biziz. Kapalı oturuma çağırdık. Kapalı oturumun tutanakları 10 yıl açıklanamaz. Ama dedik ki eğer gerçekten İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı böyle bir tehdit olduğuna ilişkin bilgi, belge, kanıt varsa anlat, seninle beraberiz. Yoksa anlatılanı anlatmam yasak. Ama anlatmadığınızı ifşa ederim, sizi millete şikayet ederim. İki bakan geldi, kendi gelmedi, gelmeliydi gelmedi. İki bakan, biri 40 dakika, biri 36 dakika, deyim yerindeyse havanda su dövdüler. Ne yapsınlar? Yapacak bir şeyleri yok. Bir laf etmiş, altını doldurmaya da onları yollamış. Nasılsa 10 sene kimse duymaz. Bir kelime, sizin bilmediğiniz, televizyonlarda konuşulmayan önemli bir bilgi yok. Ve hatta anlattıklarını şimdi burada anlatamam. Ama kendi anlatıyor ki, İsrail'in tehdidi altında saydıkları ülkeler içinde Türkiye yok. Bunu o gün bakan söyledi, gizliydi. Dün iktidar partisinin grup başkanı da söyledi. Ama bir numara var. Ne var? Cumhurbaşkanı ağzıyla hepinize arkadaşlar, açsınız, yoksulsunuz, işsizsiniz, güvencesizsiniz biliyorum ama tehlike büyük, beni desteklemelisiniz. İsrail bize saldırabilir,
3. Dünya Savaşı çıkabilir. O günden sonra televizyonlarda efendim bizim kaç tankımız var? İsrail'in kaç tankı var? Bizde kaç fırkateyn var? Onda kaç var? Onda F-35 var. Bizde kaç tane F-16 var? Yani cambaza bakalım, kendi derdimizi unutalım. Eğer Türkiye'nin bir güvenlik sorunu olursa, ben dün Çanakkale'deydim. Bir güvenlik sorunu olduğunda 81 ilde şimdi yaşayan Türkiye'deki 83 milyonun dedeleri, nineleri koyun koyuna kefensiz yatıyorlar Çanakkale'de öyle bir tehlike çıkınca. Bu konuda vatanı milleti korumakta kimse kimseden geri kalmaz. Ama iş o ki İsrail etrafına saldırırken efendim bir sonraki hedef biziz deyip gündemi güvenlik kaygılarına getirip yoksulluğun konuşulmamasını isteyen bir anlayış. İşsizlik konuşulmasın. Annemin dediği gibi köyün çocukları işsiz, bunlara iş bulunsun denmesin diyen bir anlayış. Bakın, şimdi bu ülkede yapılmaya çalışanı teşbihte hata olmaz. Bundan 80 yıl önce Hitler Almanlara şöyle yapıyordu. Diyordu ki Alman çocuklarının tereyağına değil Alman tanklarının gres yağına ihtiyacı var. Yoksuluz demeyin. Zayıf çocukları gösteriyorlardı. Zayıf böyle kedi yavrusu gibi. O fotoğraflara karşı Hitler diyordu ki o çocukların tereyağına değil tanklarımızın gres yağına ihtiyacı var. Tanklar olmazsa bu çocuklar yaşayamaz. Ülkesini de dünyayı da felakete sürükledi. O yüzden biz bu ülkeyi barış içinde, birlik içinde, varlık içinde yaşatmak ve yönetmek zorundayız. Bakın şimdi bugün Tayyip Erdoğan'ın bunu niye yaptığının kanıtı çıktı ortaya. Geçen hafta eğer biz gel kapalı oturum demesek, o televizyonlarda savaş filmleri dönmeye devam etse, kapalı oturumda hiçbir bilgi veremediler. Korkmayın, savaş yok, o gündemden çıkın. İşsizlik, yoksulluk, güvencesizlik bu memleketin gerçek gündemine dönün demesek işleri daha kolaydı. Şimdi dün bir kanun teklifi vermişler. Savunma Sanayi Destekleme Fonu. Bu fona hepimizden para keseceklermiş. Bu kanun teklifini veren AK Parti grubunun başkanı Abdullah Güler diyor ki bu mesele diyor bu kanun İsrail'in Türkiye'ye saldırma tehdidine karşı milli güvenliğimizi güçlendirmek için verildi. Ne yapacakmışız? Her gün vergi veriyoruz ya muhtarım. Verdiğimiz vergi beyannamelerinin türüne göre hepimiz 308 lirayla 624 lira arasında savunma sanayi destekleme fonuna ilave vergi verecekmişiz. Sosyal güvenlik kurumuna beyanname veriliyor ya, yanında birisi çalışıyorsa veriyor. Beyanname başına 228 lira her verişimizde vergi verecekmişiz. Gümrük idarelerine verilen beyannamelerde 624 lira verilecek. Kredi kartları olanlar belli bir limitin üstündeyse 750 lira vergi verecek. Gayrimenkul alıyorsun. Şu köyde bir tane ev alıyorsun. 750 lira ilave vergi vereceksin. Sıfır araba alanlar 3000 lira. İkinci el araba alanlar 1500 lira. Ve her türlü vergi beyannamesi, günlük beyannamesi, SGK'ya verilen beyannamede damga vergisi tutarı kadar daha damga vergisi sabit paranın dışında. Ve ayrıca ben bilmiyorum saatten de mi alacaklarmış? Kol saati alanlardan da ilave vergi alacaklarmış. Ben okuduklarım içinde onu görmedim. Aynı teklifte motorlu taşıtlar vergisi düzenlemesi var. 1000
100 santimetre küpün altında olan motosikletlerden, motor gücü 6 kVA olan motosikletlere MTV yoktu biliyorsunuz. En küçüğüne bunlara da motorlu taşıtlar vergisi gelmiş. Bunun yanında bu vergilerin %20'si de ayrıca savunma sanayine aktarılacakmış. Yani neymiş? Geçen hafta İsrail saldıracak diye bir laf ortaya atmanın arkası 70 milyarlık bizden, ev alandan, araba alandan, vergi verenden, sigortalı çalıştırandan ve her türlü beyannameden hepimizden 70 milyar vergi toplamak için böyle bir söyleme girişmişler. Peki bu savunma sanayinde para yok mu? Varmış da bitmiş. Bakın bizden 70 milyar istiyor. Daha yeni 3 milyar lira para varmış burada ve o parayı 3 milyar lira parayı 2017'nin Şubat ayında varlık fonuna bedelsiz devretmişler. Bakın savunma sanayindeki para ya ihtiyaç yok demişler, kendi yönettiği varlık fonuna yönetmiş, yollamış. Şimdi bizden oraya yeni vergilerle para istiyor. Buradan açıkça söylüyoruz. Bu ülkede emeklilerin geçim sorunu var. 12.500 liraya geçinmeye çalışıyorlar. Bu para sefalet ücretidir. Asgari ücrete zam yapmadılar. 17.000 lirayla insanlar geçinemiyorlar. Geçenlerde tarım mitingi yaptık. Manisa'nın üzümü, pamuğu, buğdayı, darısı, zeytini, kavunu para kazanmıyor bunu üretenler. Ve devlet vermesi gereken desteklemeleri vermiyor. Yıllarca Vehbi Başkan'la şu Ballıca'da başladık. Daha ne zeytine prim olsun, zeytinyağının primi artsın diye. Bugün itibariyle zeytinyağına 100 kuruş, 1 lira tane zeytine ayla yıllardır 0.20 prim veriyorlar. Bunların tam 10 katına çıkması lazım. Yani zeytinyağına litresinde 10 lira, tane zeytine de kilosunda 2 lira prim verilmesi lazım. Bunları vermek yerine şimdi tehlike büyük, İsrail gelecek diye sizin cebinize, kazandığınız paranıza el atmaya çalışıyorlar. Onun için buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu ülke güçlü bir ordusu var. O ordu ihtiyaç duyulduğunda her birimiz o ordunun neferiyiz. Bu ülke zor günlerden birlikte çıktı. Ama ülkeyi kötü yöneten ve bu kötü yönetiminden dolayı ekonomiyi perişan eden, işsizliği çözemeyen, enflasyonu tek hanelilerden %80'lere kadar çıkaran ve o çok eleştirdiği, enkaz devraldım dediği Ecevit'ten, rahmetli Ecevit'ten %30'larda enflasyon devralıp onun politikalarıyla düşerken kendi yanlış politikalarıyla %85'lere çıkaran bugün %50 enflasyonu daha aşağıya çekemeyen, hayat pahalılığında hepimizi ezen bu iktidar şimdi savaş çıkacak, sesinizi çıkarmayın diyor. Onlara inanmayın. Savaş çıkarsa bu memleketi biz koruruz. Savaş falan çıkmayacak. Sen yoksullukla savaş, işsizlikle savaş, hayat pahalılığıyla savaş. Savaş çıkacak korkusuyla memleketin gerçek sorunlarının konuşulmamasını isteyen Tayyip Erdoğan bu ülkedeki insanlara yalan atmaktadır, kandırmaktadır. Yetkisi, makamı gereğince elde ettiği bilgileri, kendisinde var olduğunu söylediği bilgileri çarpıtarak, abartarak, olmayanı söyleyerek yoksulluğun üstünü örtmeye çalışmaktadır. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunun için hep birlikte olacağız ve eninde sonunda biz yoksulluğu da, işsizliği de,
kayırmacılığı da, bu zengin sevip yoksulu ezen anlayışı da mahkum edeceğiz. Biz size inanıyoruz. Yırca ruhuna inanıyoruz. Köylümüze inanıyoruz. Çiftçimize, işçimize inanıyoruz. Biz Türk halkına inanıyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan herkese inanıyoruz. Biz haklıyız. Biz başaracağız. Biz kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hemşehriniz Firdevs hanımefendi sizlere bir zeytin fidanı hediye edecekler.